Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle vesikalıktan süper kahraman yapımını öğreneceğiz. Şimdi süper kahraman yapımı neden vesikalık kullanıyoruz? Çünkü yüzümüzü belirli resimlerin üzerine oturtabilmek için. Yani kendimiz çizersek çok gerçekçi olmaz. Karikatüristik bir süper kahraman elde edebilmek için bizim bir yüze ihtiyacımız var. Yüzümüzü, kendi yüzümüzü kullanmak istemiyorsak bir başkasının vesikalığını ya da herhangi bir dergiden, bir kitaptan kesebileceğimiz bir yüzü de kullanabiliriz. Şimdi ben kendi vesikalığımı kullanacağım bu etkinliğimizde. Bunun dışında bir yapıştırıcı, makas ve gerekirse keski, kalem gibi aletlere ihtiyacımız var. Ama bunlardan önce bizim süper kahramanımızın özelliklerini belirlememiz lazım. Yani herkes kendi süper kahramanının özelliklerini kendisi belirleyecek. Ben doğayı koruyan, yeşili seven bir süper kahraman hayal ettiğim için ona uygun şeyler bulmaya çalıştım. Ya yani ne bileyim yeşil ve mavinin tonlarından bir pelerin yapabilirim. Pelerini de çizip keseceğiz ve resmimize ekleyeceğiz. Ya da arkadaşlar tamamıyla vücudunu kendiniz çizebilirsiniz. Elini kolunu kendiniz çizebilirsiniz. Ya da ben el kolları, eli kolu, ayağı, ayakkabıyı hep bir yerden kesmeyi tercih ediyorum. Daha güzel göründüğünü düşünüyorum ama tabii ki siz isterseniz kendiniz çizip, boyayıp, kesip üstüne kafayı yapıştırabilirsiniz. Şimdi o zaman kendi süper kahramanınızın nasıl bir özelliğe sahip olacağını belirliyoruz. Ben belirledim dedim. Dediğim gibi doğayı koruması gerekiyor. Ya da siz bir fikir yürütemiyorsunuz. Sevdiğiniz bir süper kahramanın özelliklerinden hareket edebilirsiniz. Bunlar hepsi size fikir olsun diye söylüyorum. Ve ben bir yardımcı karakter seçiyorum. Bir hayvan. O da koruyucu bir hayvan olarak kediyi seçtim. Kediyi seçtiğim için de burada bir kedi resmi var. Onu da ayırdım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak vesikalığımızın etrafını boşaltarak başlayacağız. Sadece kafamız kalacak ve saçlarımız kalacak. Bitirdik çocuklar gördüğünüz gibi. Elbise kaldı. Çünkü yapacağımız elbiseyi bundan devam ettirebiliriz. Eğer ettirmeyecek olursak boynumuz kalacak şekilde tekrar buraları keseceğiz. Şimdi vesikalığımız hazır. Elbisenin yapımına ya da elbisenin kesimine geçeceğiz. Tercih tamamen size kalmış. Şimdi çocuklar ben normal bir kıyafet kesmek istemiyorum. Yani süper kahramanların o taytlı görüntüleri ya da etekli pantolonlu görüntülerini sevmiyorum. O yüzden öyle bir görüntü çizmek yerine daha bol bir şeyler çizip, daha böyle şekilsiz şeyler çizip üstüne çeşitli eklemeler yapacağım. Benim önceden böyle kesilmiş bir yaprağım vardı çocuklar. Bu yaprağın görüntüsü kanada benziyor. Şu iki taraftaki görüntüsü kanada benziyor. O yüzden mesela kafamızı buraya koyduğumuz zaman kanat gibi görünüyor. Ben bu görüntüyü kanat şeklinde kullanacağım ve altına bol bir pelerin tarzı bir şey dikeceğim ve kafayı onun üzerine yerleştireceğim. Çünkü üzerine tekrar çeşitli eklemeler yapacağım. Çiçekler, yapraklar, kuşlar gibi eklemeler yapacağım. Bu yüzden ben böyle bir şey tercih ediyorum. Tabii ki yine de sizin tercihiniz farklı yönde olabilir. Çocuklar şurada bir boğaz çıkıntısı var. Ben o boğaz çıkıntısını da şu şekilde yapacağım ve keseceğim. Boğazı görünsün diye. Şu şekilde olacak. Görüntümüz bu şekilde olacak çocuklar. Şimdi yapıştıracağız. Yapıştırdıktan sonra da üstüne çeşitli eklemeler yapacağız. Müzik.
çocuklar, burada mekanik bir kol var. Bunu süper kahramanıma eklemek için keseceğim. Nasıl olacağına bakacağım. Bir de burada kuşumuz var. Dediğim gibi doğal iç içe bir süper kahraman seçtiğim için buradaki kuşumuzu da çıkartacağım, ekleyeceğim. Şimdi mekanik kolumuzu kestim arkadaşlar. Şu şekilde omza yerleştireceğim. Bakın bir mekanik kolum olacak ve bir de kuşu kesmiştim. Onu da kafamı yerleştirmek istiyorum. Haberci kuş gibi. Bana haber veren bir kuşum varmış gibi olsun. Koruyucu hayvanım kediydi. Ama buraya da bir kuş ekliyorum. İki koruyucu hayvanım olmuş olacak. Koruyucu hayvanımız kedi demiştim. Onu da buradan keseceğim. Şimdi onu yapalım. Kedimizi de, koruyucu hayvanımız kedimizi de buraya ekledim arkadaşlar. Burada böyle bir Taş Devri filminden bir görüntü gördüm. Bir ok ve bir el. Bizim sol sağ elimiz vardı. Burada da sol el var. Bunu alacağız. Bakalım olacak mı? Kestim arkadaşlar. Bir el. Puzzle'lu bir kol gibi duruyor. Onu da şöyle yerleştirmeyi planlıyorum. Sanırım güzel görünüyor. Şimdi son rütuşlarımızı yapacağız çocuklar. Dediğim gibi benimki doğayla iç içe bir kahraman olduğu için ben yapraklarla pelerinin boş kısımlarını süsleyeceğim. Yapraklarla ilgili şöyle birkaç yaprak, çiçek buldum. Bunları kesip yapıştıracağız. Şimdi onları keselim. Yaprakları ve çiçekleri kestim çocuklar. Bu şekilde yerleştirdim. Şimdi sıra yapıştırmada. Ve süper kahramanımız bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki koruyucu hayvanı, bir elektronik, bir normal kolu olan ve düşmanlarına yaprak fırlatan bir süper kahraman, Pokemon'daki Baltasar gibi. O yüzden ismini Baltasar Hafize koyalım. Süper kahramanımız karşınızda.